Buradaki hanımların da dün yüzlerini gördüm Semra Hanım anlatırken. Siz de görüyorum Semra Hanım arkadan. Biliyorsunuz Semra Hanım, düşünün, bir adamla evleniyorsunuz, seviyorsunuz, güveniyorsunuz. Sonra birdenbire bir olay çıkıyor. Allah koru ya Rabbim. Kendi öz kızına tacizle ilgili iddialarla ilgili geliyor eski eşi. Ama kandırıyor sizi, adam diyor ki yine de kandırıyorum artık, gerçekten ona iddia demek zorundayız. Geliyor diyor ki bunların hepsi yalan, bana iftira, komplo kuruldu diyor. Ama sonrasına bakıyorsunuz ki aynı şeyleri sizin kızınıza da yapmış. Şimdi çok kan donduran bir aslında olay, çok korkunç bir olay. Ve maalesef bu tarz durumları yaşayan birçok insan var, birçok sessiz kalan insan. Bu programlarda bunun için aslında insanlar sessiz kalmasın, ses çıkarmaya cesareti olsun diye. Bir şimdi dün programın özetini izleyelim, sonra devam edeceğiz. Şimdiki resmi nikahlı eşinin eski eşi bir mesaj gönderiyor Semra Hanım'a. Evet, senin o manyak kocan kızıma muayenede her şey ortaya çıkacak. Ben kendisini hemen aradım. Neden otele gittiniz dedim. Kimle otele gitmişler? Kızıyla, 16 neden? Yaşındaki kızıyla. Ben de kendisine sordum. Neden dedim otele gittiniz? Konuşmak için diyor. İşte diyor bir yerde diyor, biz bir orası yazlık bir yer olduğu için akşamları kapalı diyor. Bir lokantada yemek yedik. Kız yemek yemiş, kendisi de ehliyetimi kaptırırım, kaza yaparım diye bu yüzden gittik, otelde kaldık diyor. Peki böyle kızını hep hafta sonları otellerde mi görüyor? Hayır, hiçbir çocuğuyla ilgilenmeyen bir baba. Kızı götürmüş, sonra ne oluyor iddialara göre? Kızın ifadesi çok korkunç. Yani bir ay 3 gün boyunca kimseye söyleyemiyor. Hı hı. Zaten kıza gitmişler 36 bin liraya telefon almışlar. Ondan sonra almışlar derken kim? Kendisi ve babaannesi de işin içerisinde. Hepsi susturmuşlar kızı. İşte pahalı hediyeler AVM'lere götürmüşler. Babaanne falan de işin içinde. Evet, şimdi hatta babaanne görmüş. Size ne dedi orada, itiraf etti? Bana dediği şu, o iş olmadı. Hangi iş dedim? Yapmadım. Birleşme olmadı dedi. Yapmadım dedi. Dedim, sadece öptüm elledim dedi. Ay. Kız çocuğunun annesi. Siz bu durumu nasıl öğrendiniz? Nasıl oldu? Biraz anlatabilir misiniz bize? Çocuk ağlıyor. Anne, ben çok denedim ama ölmedim, ölmedim dedi ama. Oh. Gözümde falan ilaç içmiş. Her gece uyumadan ilaç içiyormuş. Öleyim de sabah hiç kimse öğrenmeden kapandı bu konu diye. Benim babam yaptı bunu bana. Öz babam diyor. Öz babam, anne nasıl yapar bunu bana diyor. Korkunç iddialar var. Şimdi yani maalesef korkunç iddialar var ama hiçbiri gerçek değil. Bunlar komple bir oldular, bana oyun oynuyorlar. Bunlar benden para istiyorlar. Eski eşim de aynı, şimdiki de aynı. Sen neden o 16 yaşındaki kızını hayat kadınlarının uğrak yeri olan bir otele elinde alkolle götürdün? Niye 36 bin liraya telefon aldın? Cumali Bey, neden kızınızı otele götürdünüz? Ablasının evinden para çalmış. Ne, para çalınca otele mi götürülüyor çocuk? Efendim, gezmeye gittik diyorum. Gezmeye hatta gittiniz. Hatta kendisi bana dedi ki 10 gün önce, baba kız dedi, baba biraz gezelim dedi. Vakit kapadı adamın. Tamam kızım dedim. Pansiyona niye gece yarısı gidiyorsunuz gezmeye? Gece yarısı gitmedik ki, saat 9.30 muydu 10 muydu, öyle bir tamam, şeydi akşam. Tamam, akşam gittiniz, orada gezilme saati geçmiş artık. Otelde kalma saati gelmiş. Niye o saatte gittiniz? Otelde kalma saati değil. Benim evim zaten Tarsus'taydı. Aha. Nerede kalacağım annen ben? Annengilin evi çok tamam, yakın, 20 dakikalık yol. Annengilin evine gittiğinizde ne oluyor? Durmadan kavga dövüş. Ev biraz güzel mi geliyor oraya? Oradaki insanların akıl sağlığı yerinde değil. Ben ya bir dakika ya. Ay bir dakika, bizim hakkımız var. Herkes akıl sağlığı yerinde. Sizin mi akıl sağlığınız yerinde? Bir dinliyoruz. Çok önemli konu var. Bana ne, herkes deli diyerek çıkamazsınız. Kızınız kendi hayatından vazgeçmeye karar vermiş bir kız. Burada gelip de aman o deli bu deli, hele benim önümde hiç diyemezsiniz. Evet, dün en son bizi de Cumali Bey söyledikleriyle kızdırmıştı. Anlattıkları kan dondurucu. Bakın, sadece böyle bir iddianın bir minnacık tırnak ucu bile kadar gelse hiç önemsizleştirecek bir şey değil. O yüzden kızlarınız, çocuklarınız size bir şey söylediklerinde onlara inanın. Gerçekten inanın, sonuna kadar gidin. Şimdi Semra Hanım'ın da ilk tabii ki de
herkes kocasına da inanmak istiyor. Sonuçta evlendiği adamın düzgün, dürüst bir insan olduğuna inanmak istiyorsun. Semra Hanım'ın da ilk hatası öncelikle kocasına inanmak istemesi. Çünkü bu iddialar aslında Cumali Bey'in ilk eşi ve ilk eşinden olan kızıyla ilgili, değil mi? İlk nasıl duydunuz bu olayı Semra Hanım? Bir daha bize anlatır mısınız? Kızın annesi 31 Ocak'ta bana mesaj attı. Kaç yıllık evliydiniz o zaman eşinizle? 3,5 falan. 3,5 yıllık. Bundan 6 ay önce oldu olay zaten. Bu arada sizin çocuğunuzun, şu an 4 yaşında çocuğunuz var. Babası Cumali değil. Evet, siz hamileyken başka birinden evlendiniz. Sonra bu Ocak ayında öğrendiniz bu durumu. Nasıl öğrendiniz? Kızın annesi bana mesaj attı. Ne dedi? Senin o manyak kocan. Ben de hemen kendisini aradım. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi ilk bir anne bunu söylediği zaman ve o kız size gelen bir kızdı. Evet. Yani ilk eşinden olan kızı. Şöyle söyleyeyim. Biz zaten 2 sene babaannesi gibi üst katta, ben alt katta beraber yaşadık. Son 2 senede sürekli yanıma gelip giden, işte ben kıza her türlü mesajlarda var yardımcı olan, bir abla bir anne gibi davranan bir insanım. Ve o kızın ne kadar yalan söyler, babasını ne kadar sever, ne kadar iftira atar, en iyi de ben bilirim. Peki ne kadar babasını sever ve iftira? Babasını çok seven bir çocuktu, bu babasını doğru. Babasını seven bir kız çocuğuydu, bunu çok unutmayın. Çok aşırı derecede. Babasını çok seviyordu. Ama ilgisiz baba, işte sürekli çalışıyorum, uykusuzum, yorgunum, bunların arkasına sığınan, çocuklara sürekli para verip ama hiçbir şeylerle ilgilenmeyen bir babaydı. Peki bu hanımefendi size bunu ilk söyledi ve siz hemen eşinizi Cumali Bey'i aradınız. Nerede Cumali Bey? İftira olduğunu, böyle bir şey olmadığını ama otele gidildiğini ben akşam öğrendim. Akşam aradım, işte dedim ki otele gidilmiş falan. Onu nasıl öğrendiniz otele gidildiğini? Ailesi hemen benimle. Mesela kız kardeşi 2 senedir biz konuşmuyorduk. Biz Bayas'a taşınmıştık, 2 senedir konuşmayız. Direkt kız kardeşi, annesi, herkes beni aradı. Ve kızın amcası. Ne dediler? Yalan, iftira olduğunu. İşte Elif Naz'ın rahat yaşamak için. Baba. Böyle bir şey yok falan deniliyor. Elimde öyle bir mesajlar göreceksiniz ki birazdan yayınlayacağız bu mesajları. Şok olacaksınız. Şimdi birazdan tüm işte WhatsApp kayıtlarındaki bu mesajları gördüğünüzde daha da kanınız donacak. Yani gerçekten benim öyle oldu. Şimdi peki Semra Hanım, siz dedin akşam otele gittiğini öğrendiğinde şaşırmadınız mı? Ben şaşırdım. Hatta ben panik atak geçiriyordum. Ev sahibimiz yukarıdan indi, bana su içirdi. Neden otele gittiniz dediğimde aynen bana şöyle söyledi. Orası yazlık bir yer, her yer kapalıymış, açık bir yer lokanta bulmuşlar. Orada kız yemek yemiş, adam da 2 duble alkol almış. Ehliyetimi kaptırırım, kaza yaparım diye korkusuyla otele gidip yaptıklarını söyledi bana. Bu arada şöyle de bir şey, 2 yer arası babaannede kalıyorlar. Kaldıkları otelle babaannenin evi arası 20 dakika sadece. Yani isteseler niye otelde kalıyorsun, dönebilirsin. Evet. Yani taksiyle gitme şansı var. Taksiyle gider. Her şeyden önce. Yani bir otelde kalmaktansa yani, 20 dakika babaannenin evine dönebilirsin. Alkollü araç kullanmaktan çekiniyorsa taksiyle gider. 20 dakika mezarlığa gidiyor. Şunu da söyleyeyim. Adam her zaman içen bir insan değil. Neden o gün içmiş? Ben de kendisine soruyorum. Neden alkol aldınız diyorum. Bana yazdığı mesajda duruyor hala. Sen de evinde içiyorsun, bir şey mi oluyor? Ben evimde içen bir insan değilim. Kendisi çok nadir böyle özel günlerde kendisi içer. Ben çok az böyle eşlik ederim. Hepsi bu kadar. Ben senin eşinim, karınım. Orası benim evim. Senin gittiğin yer, kızını götürdüğün yer otel. Sizi hiç otele götürdün mü? Hayır. Hatta biz bir gün... Madem gezmeyi çok diyelim ki seviyor. Hani gezme. Gezmeyi falan bizim hiç olmuyor zaten. Çarşıdan daha öteye bugüne kadar hiçbir yere gidemedik. Hiçbir yere de götürmez. Hatta bir gün Hatay'dan Mersin'e geldik. Arabaya lastik almıştı, yatacak arabada yatacak yer yoktu. Halasına götürdü bizi. Ve o zaman da ben 8,5 milyar kredi çekmiştim. Cebinde de parası vardı. Hala da buna şahitti. Peki kızını daha önce otele götürmedi? Hayır, hiçbir zaman götürmedi. Bu ilk kere oluyor. İlk defa. Evet, benim 4 senedir bildiğim kesinlikle böyle bir şey yok.
Peki dedi ki size işte ben yorgundum, şöyleydim. İnkar etti ve evet. otele gittiğini öğrendiniz. Ama sizin aklınıza o zaman şüphe düşmedi mi? Tabii ki şüpheler düştü. Kendisi, annesi, erkek kardeşi, kız kardeşi beni öyle bir kandırdılar ki. Ve ben kıza da ulaşamadım. Abisini defalarca aradım. Mesajlar halen duruyor. Abisi de beni kızla konuşturmadı. Ben de mecburen bunlara inandım. Ama tabii ki aklımda bir sürü soru işaretleri. Avukatını aradım. Onun da mesajları duruyor. Avukatın bana dediği... Peki size nasıl anlattı bu babaanne, hala, abi, ne diyorlar size? Babaanne diyor ki o gün diyor Elif Nazlı... kız gelmiş işte zorla, hadi baba hadi baba demiş, almış adamı götürmüş. Hı hı. Adam gittiğinde diyor terlikle diyor banyosunu bile yapmamıştı diyor. Bu şekil anlatıyor babaanne. Hı hı. Ama hiç öyle olmamış. Peki adam, babaanne ne demiyor mu, torunu niye böyle bir şey söylüyor? Bizi ayırmak için iftira atıyormuş. Hı. Öyle söylüyorlar. Ben bir şey açıklamak istiyorum. Tabii. İzninizle. Şimdi babaanne, hala bu olayı örtbas etmek için evet. ya da farklı şekillerde bunu kapatmaya çalışıyor. Evet, aynen. Bir kere yasada şu var. Bir insan eğer bir suçu görüyor ve bu suçu ilgililere bildirmiyorsa kendisi de suçludur. Hı hı. Bundan sorumludur. Yani şunu unutmamak lazım. Bu tip olaylar maalesef var. Yani birçok yerlere de vardır belki ama ülkede bizlerde de biraz fazla görülüyor. Bunları işlemek zorundayız. Hı hı. Çünkü bunları işlersek insanların bu suçtan biraz imtina etmeleri belki bir parça mümkün olabilir. Hı hı. O halde şu lafı söylemek çok mümkün. İnsanlar konuştukları kadar sustuklarından hı hı. da sorumludur. Hı hı. Tabii yani sonuçta biliyorsanız sorumludur. Susmak da sorumluluk. Çünkü evet. saklamak olmuş oluyor. Yani babaanne de hala da bence bir anlamda suça katılmış evet. görünüyor. Manen en azından. Peki böyle bir durumda onlardan da şikayetçi olunabilir mi? Ya şöyle, tabii şimdi bunun çok daha somut bir veriye dayanması lazım. Yani subjektif bir düşünce üzerine işte onlar hı hı. da bunu niye söylemedi, yani görmedim der. Bunu ispat etmek mümkün hı hı. değil. Ama ispat etme gücü varsa evet. bu o zaman tabii ki dava konusu olabilir ya da bir suç duyurusunda. Çünkü suçu gizlemek, suç delilini gizlemek de bir suç. Bir suçtur. Tek başına. O nedenle babaanne ve hala da bana göre sorumlu. En azından manen. Peki Semra Hanım, siz ne kadar süre eşinize inandınız? 6 ay kadar, yaklaşık 6 ay. Kurban Bayramı'nın arefe günü bana itiraf etti. Ertesi günde erkek kardeşi ve yengesi... Ne itiraf etti size? Bir daha onu söyler misiniz işte, bize? Kızı... Kurban Bayramı neden itiraf etti ve nasıl bir sohbet gelişti aranızda? Biz hastaneden gelmiştik. Benim kızım enfeksiyon geçirmişti. Serum falan takıldı. Hastanede görüntülerimiz de var. Bunun oğlu aradı. İşte annesi bir şeyler söylemiş. İntihar edecekmiş. Bu olaylara artık dayanamıyormuş. Orada ne söylemiş annesi? Bilmiyorum. Hı hı. Sürekli telefonla konuşuyor. İşte otoparka kadar gidiyor. Gizli gizli bir şeyler konuşuyor. Benim zaten gıcıklandığım, yani cevabını bulamadığım birçok soru vardı. Ama Semra Hanım, cevabını bulamadığınız birçok soru olmasına rağmen 6 ay boyunca hem ona avukat tuttunuz, evet. korudunuz, o yönde ifade verdiniz, para harcadınız. Evet. Sonuna kadar yanında oldunuz evet, aslında kesinlikle. Eşinize. 6 ayın sonunda ne dediniz eşinize? Hastaneden gelmiştik. Ben çocuğu yatak odasına yatırdım. Bunu karşıma aldım. Dedim ki bak Cumali, yüzlük kuyruğuna geldik. Benim akrabalarım, kız kardeşim, herkes, bütün çevremiz bu olayı öğrendi. O tuttuğumuz avukatlar zaten bizim eski aile dostlarımız. Hı hı. Yani bu şeyi bu mahkemeyi kazanmak zorundasın. Benim çocuğumu bile elimden alırlar dedim. O da bana dediği şu, ben sadece öptüm, elledim. O işi yapmadım dedi önce. Ben de ne iş dedim? Yapmadım dedi. Dedim sadece öptüm, elledim dedi. Sadece öptüm, elledim. Peki yani. Bunu duyduğunuz eşiniz kendi öz kızına evet. Bu şekilde taciz ettiğini söylüyor. Ne yaptınız o an? Ben o an kızım da hasta, ateşi çok yüksekti. Ben böyle bir felç gibi oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Ertesi günde bayram. Bir de biz bir sürü hazırlık yapmıştık. Bayramın ikinci günü annesigile gidecektik. Orada kurban kesecektik. Denize falan gidilecekti. Annesigille falan, kız kardeşigille.
Ben duyunca zaten bunu şok olmuştum. Gitti bu odasına yattı. Ertesi Hayır bir şey demedi. Ne tepki verdiniz siz? Ben o an dondum kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama şundan çok korktum. Bana bir zarar verir. Çocuğuma bir zarar verir. Çok korkmuştum. Ertesi gün kendisine bu evden git dedim. Ay ben bu şeyle yaşayamam. Hı hı. Yani sen beni bunca zaman kandırdın. Ben bununla yaşayamam dedim. İşte aldım çocuğu yatak odasına gittim. Oraya geldi. Biz 6 aydır yan yanayız. Benim telefonum Bağdam'ın üzerine. Canlı konumum var. Ben evinden dışarı çıkmayan, bütün komşular herkes bilir. 4 duvar arasında sürekli kalan bir kadınım. Ben çocuğumla da her yere gidemiyorum zaten. Kalkmış bana diyor birisi mi var? Sen dedim bunu nasıl bana söylersin? Diyor sinirle söyledim hı hı. diyor. Yani sizin gidişinizi siz ona sadakatsizlik yaptınız. Onun evet. yani kendi öz kızını taciz etmesi çünkü problem değil. Bunu açıkça itiraf etmesi. Siz onun başkasından gidiyorsunuz. Neyse onun söyledikleri hiç önemli değil. Peki sonra siz gittiniz mi o evden? Hayır ben gitmedim. Kurban Bayramı'nın birinci gün akşamı ben dedim ki buna ben dayanamıyorum yani. Seni görmeye dayanamıyorum. Ya ben polisi arayacağım. Ya da ev sahibimizin oğullarını arayacağım. Hani bu da kalktı hemen erkek kardeşini aramış. 20 dakika sürmedi babasının arabasıyla erkek kardeşi ve yengesi kapıya geldi. Hepsinin mesajları da duruyor. Yengesinin mesajları da duruyor. Kadın yengesi oturdu böyle dinledi kadın. O kadına diyeceğim hiçbir şey yok. Abisi erkek kardeşi bu da onları çekiyor. Hadi gidelim hadi gidelim eşyalarını topladı. Hepsini kapının önüne yığdı. Hı hı. Bir nevi kaçarak gitti. Gitti. Peki siz o kardeşine de şey itiraf etmediniz. Evet dediniz. Söyledim. Ne? Olayı biliyor dedim mesajlar da duruyor. Olayı kapatmaya çalışıyorlar. Kardeşi anne belki de hala olay kapatılmaya çalışıyor. Yani böyle bir şey bilinip. Merhaba. Söylemek istersiniz. Hoş bulduk. Uzaktan biri olarak sadece size şunu söylemek istiyorum. İki gündür istiyorum. O iki bayanın orada o genç kız için ağladığını gördükçe tiksiniyorum. Çünkü bunlar gibi o kızı oynadılar. Ok oldu. Şimdi oraya onun hakkını savunmak için mi çıkmış oluyorlar? Bir dakika. Gerçekten çok yapmadık. Bir dakika nasıl oynadılar kızla? Ne demek istiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Herkes kendi düzeninin peşine düştü. Birisi de eşimle aram bozulmasın çocuğu sokağa attı. Öteki evine sığdırmadı sokağa attı. Bütün çevre, bütün Arpaç Bahşiş biliyor bunu. Bütün Mersin biliyor bunu. Şimdi de o çocuk için üzülmüş gibi yapıyorlar. Bu ayrılık ilk gerçekleştiğinde ne küçük kıza taciz iddiası vardı ne bir şey. Para teklifi oldu. Onu biliyorum. O gün gelip bizim avluda ne konuştuk? Söyler misin? Mesajların duruyor. Hepsini şimdi vereceğim. Pardon anlamadım. Sen o gün bizim avluya geldiğinde kocanla biz ne konuştuk? Senin bütün mesajların duruyor. Peki şunu söyleyeceğim. Size öncelikli olarak diyorsunuz ki Semra Hanım ve öz annesi aslında bu konunun peşinde değil. Başından sahip çıkmadılar. Peki siz bu çocuğun böyle bir şey yaşadığına inanıyor musunuz? Ben öyle bir şey yaşandığına inanmıyorum. Eğer yaşanmış olsaydı çok farklı şeyler çıkardı ortaya. Artı bunun yani şöyle söyleyeyim ben size. Biraz sinirlendim kusura bakmayın. Şöyle bir şey var. Eğer böyle bir şey gerçekten yaşandıysa gerekli tahliller sonucunda bu adam bir ilk duruşmada zaten serbest bırakıldı. Öyle bir şey varsa orada da bir avukat beyefendi oturuyor. Şimdi nasıl belli bir süre geçmiş. Bir soralım hem de Edip Bey'e de soralım. Bir baba 16 yaşındaki kızını otele neden götürüp alkol aldırıyor? Sen nasıl ben bir annesin? Senin de iki kızın var. Belki bayanı kimse bilmek istemiyorum. Ben senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Mesajlarını kanala emniyete de vereceğim. Bu doğru bir şey mi yani? 16 yaşındaki kızı otele götürüp alkol aldırdılar. Siz kandırdınız beni ilk günden. Bütün konuşma kayıtları çıkarılacak ortaya. Sen ne dedin bana? İki gün önce evimdeydi. İki tane kadın varmış. Ben babamı ayırmak için öyle bir iftira atacağım ki demiş kız. Sen bana böyle anlatmadın mı? Kendi ağzınızla söylüyorsunuz iftira olduğunu Semra Hanım. Sen bunu söylüyorsun. Şimdi siz de söylüyorsunuz. Ben bir iftiranın planlandığını. Peki yani bu kız çocuğu böyle bir şeyi uyduruyor mu sizce? Şöyle söyleyeyim size. O kız çocuğu
o kadar psikolojisini bozdular ki sağlı sollu sahip çıkmayarak o attı, o attı. Bu çocuk babaannenin elinde büyüdü. Keşke hiçbir konu karışmasaydı da yine babaanne büyütseydi bu çocuk çok düzgün bir çocuk olacaktı. Annesi bu kızı bu hale getirdi. Herkes biliyor. Bir saniye, sen bana tutturur musunuz? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir sürü babaannesinde yetişmiş, annesinin çok da ilgilenmediği çocuk var. Hepsi babasını istismarla mı suçluyor yani? Bu, bunun sebebi değil ki bu. Benim demek istedim. Bu çocuğu sığdırmadılar. Çocuk annesini istedi, annesi kovdu. Babasına gitmek istedi, Semra'nın kovdu. Herkes farklı iftiralar yapıştırdı bu kıza zaten. Anası ve sen çok çocuğa fitne ficurluk yaptınız. Bütün mahalle herkes biliyor. Herkese sanki bana ordinaryos, profesör, doçent, doktordurlar. Herkese teşhis koyuyorlar. Şey, birinci kadın şizofren, ikinci kadın şizofren, ben doğum sonrası sendrom. Siz nesiniz ya? Peki şunu söyleyeceğim, bir dakika. Hanımefendi, şunu sormak istiyorum size. Bir babanın 20 dakikalık mesafede babaanneye akşam hem kız çocuğunu alkol aldırıp aynı odada otelde kalması doğru mu? Hayır, kesinlikle doğru değil. Bunu tartışmayacağım ama müsaade etmiyor Semra Hanım. Ben müsaade, bir dakika, ben dinleyeceğim. Neden yani? Sebep ne? Size mantıklı geliyor mu bu? Sebebi söyleyeyim. Sadece taksi kullanır gibi buraya uğrayıp arabayı alabiliyordu o adam. Bayramda bile buraya gelemiyordu çünkü karısı izin vermiyordu. Orada kalmak yerine otelde kalmak karısının tercihiydi. Şimdi bilmiyorum ayaklarına yatıyor. Ama ilk defa otele götürmüş. Daha önce hiç otele götürmemiş ki kızı. Yaşamamışlardı. Bu kadın ailesinden hiç kimseyle görüştürmek istemediği için bu adam gidiyor otelde kalıyor. Sonra da bu kadın bunu kullanıyor. Az önce kendisi kızın iftira atacağını duyduğunu söylerken şimdi o kız için üzüldüğünü mi söylüyor? Çünkü kızın anlattığı... Sesi tekrar bağlayalım. Şimdi Edip Bey'e de soracağım ben. Hocam, diyelim ki istismar tam nitelikli cinsel istismar yaşansa, üzerinden 5-6 ay geçse bulgu bulunamayabilir mi? Bulgu bulunamayabilir. Zaten bir kere şöyle bir şey var. Bir otelden, bir pansiyondan bahsediyoruz. Bu pansiyonda her gün o battaniyeler, çarşaflar yıkanıyor. Bu kriter değil bence. Evet. Bir kere şunu söyleyeyim. Hanımefendi şunu dinlesin. Cumali Bey buradan serbest kaldı ama daha henüz mahkeme bitmedi. Dosyanın içerisinde bilirkişinin nasıl bir rapor verdiğini bilmiyoruz. Yani hiçbir size mantıklı gelmiyor. Yani 16 yaşında bir çocuk annesi tarafından itirmiş olabilir, babası tarafından itirmiş olabilir. Ama bu iftira atmasını gerektiren bir durum değil ki. Şimdi bakın, babanın istismarı ile ilgili bir iddia veya bir iftira... Çok büyük bir iftira. Yani bu kız ya çocuğu babasını olmaz. Seven bir çocuk. Ve bu çocuğun psikolojisi yani Sonrasında bozuluyor. Bu olayın sonrasında. Çocuk artık düşünsenize, ne kadar güvendiğiniz bir adamın sizi taciz, istismar ettiğini öğreniyorsunuz. Hayatınızda en güvendiğiniz ilk adam babadır zaten. Böyle bir istismarı öğreniyorsunuz. Aklınıza geliyor ve hayatta yaşamak istemeyecek bir sürece giriyor çocuk. Ki buna da girer. Böyle bir şey yaşayan istismar vakalarında bunu görüyoruz. Söyleyin Filiz Hanım. Semra Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Az önce Esra Hanım size sorduğunda dediniz ki hani otele gittiğinde siz kızdınız mı, hani şüphelendiniz mi diye size sorduğunda evet kızı götürdü diye şüphelendim dediniz. Evet. Şimdi benim mesela kızımı babası bir otele götürmüş olsa asla kesinlikle babası kesinlikle şüphelenmem. Sizin bu şüpheye varıyor olmanız için bunun öncesinde sizin bir şeyler görüyor, görmüş olmanız ya da hissetmiş olmanız gerekiyor. O zaman niye o tepkiyi vermediniz? Şimdi hiçbir şey görmeden de insan babasından şüphelenmez ki yani. Kızı şüphelenmez yani, ben öyle düşünüyorum. Ben hiçbir şeyden şüphelenmedim. Zaten... Ama az önce dediniz ya şüphelendim diye. Şöyle, tabii ki anlatılanlara ilk şeyde inanamazsınız. Hayır, anlatılanlar yokken kızı otele götürdüğünde şüphelendiniz mi diye size sorduğunda siz evet şüphelendim dediniz. Çünkü otele o bilmiyordu önce ve otele gittiğini de söylemiyor adam. Söylemiyor. Saklamış. Hatta yani. Saklamış belgesi de var. Ben tarihleri soruyorum. Siz kaçında otele gittiniz diyorum. Bana 28'inde belge atıyor. 28'inde de oğlu gece 3.30'da onun da mesajı duruyor. Beni arıyor, diyor ki abla babam yanında mı? Ben de yok diyorum. Bunu bile defalarca Cumaliye'de oğluna da sordum. İkisi de açıklama yapmıyorlar.
Yani bir şekilde ya bu durumdan bir kere size söylenmemiş. Böyle bir suçlama var. Diyor sizin kız çocuğunuz var. Tabii sizin de uzun süre yani bunu belki hani insanlar yapabilir ama uzun süre boyunca sizin de inanmıyor olmanız bu duruma. Tabii işi beslemiş aslında. Karşı tarafı da kurtarıcı olmuş. Şimdi sonuçta işi inanmıyor. Şimdi mesajları göstereceğim bu arada. Mesajlara geçelim. Şimdi kız çocuğu taciz edildiği iddia edilen öz babası tarafından kız çocuğu bir mesaj atıyor amcasına. Amcasına attığı mesajını. Evet. Şimdi amcası diyor bunu. Patronunun avukatıyla gelecek, sıkıntı yok. Tüm tahlilleri baban da isteyecek diyor amca. İstensin amca. Ben kendimden eminim diyor. Amca da diyor ki iyi emin ol. Diyor ki kız umarım hepiniz pişman olursunuz. Amca diyor ki ortaya çıkacak. Bugüne kadar niye sustun? Normal hayatına devam ettin. Telefon aldırmak için mi daha iki gün önce para istedin diyor. Diğerleri amca bana dokundu diyorum. Elledi beni diyorum. Hala baban diyorsun. Bak burada kız şey söylüyor amcaya. Bana dokundu, beni elledi diyorum. Sen hala baban diyorsun diyor. Yani burada kız zaten açıkça itiraf ediyor yaşadığı olayı. Her şey ortaya çıktığında baba diyeceğim bir baba olmayacak. Tabii amca da sonuna kadar babayı savunuyor. Seni evlatlıktan reddedecek. Patronun avukatıyla gelecek, sıkıntı yok. Babanı da isteyecek. O da zaten diyor ki istesin, istensin amca, ben kendinden eminim. Bu baştakiydi, sondaki okuduğum baştakiydi. Yanlış verilmiş arkadaşlar. Baştaki diğer kısmındı. Yani bana dokundu, elledi olarak söylüyor. Amca da burada baskı yapıyor kıza. Tabii seni tehdit ediyor. Seni evlatlıktan reddedecek. Yani bak, amca ne demek diyor ki hemen tehdit ediyorlar. Vazgeç demek evet, istiyor. Vazgeç diyor. Yani. Tehdit ediyor. Ayıp. Amcaya yakışır bir mı? Bir de abisi gitti bu kızın yanına. Ben abisini defalarca aradım. Mesaj attım. Emre gel beni de al. Beraber gidelim. Şu olayın aslını bana da anlatın. Mesajlar hala duruyor. Çocuk telefonu kapattı. Onların yanına gitti. Kızın telefonundaki mesajları da o çocuk silmiş. Kızın eski telefonu diyorum ki getir. Mesajlarda da duruyor. İşte devlet her... Şimdi... Cumali Bey iddia edilen tacizci babanın ablası hattımızda. Hatice mi? Tamam. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben sadece sizinle konuşmak istiyorum Esra Hanım. Tamam, bana bu konuyu anlatır mısınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben o kadını duymak istemiyorum, kapatırım yoksa. Tamam, şimdi ben zaten sizle konuşuyorum. Söyleyin. Evet. Böyle bir şey asla olmadı. Sen demek ki sen de benim, o otel odasında beraber içtiniz. Bir dakika ben konuşayım. Evet. Benim sus Allah'ın belası nankör. Sus. Sensin nankör. Bütün mesajların duruyor. Kavga etmeyin, durun. Sen o ameliyat masasındayken çocuğum benim elime verildi. Biz o çocuğu sahiplendik. Benim çocuğumu bildikten. Karıştırmayın. Kes sesini. Semra Hanım bir saniye bir dinlemek istiyorum ben. Esra Hanım susturur musunuz? Bu olayı böyle bir şey. Ya hangi baba gecenin üçünde dizinle çocuk sallar? Attım video lütfen paylaşır mısınız? Tamam onları ben göstereceğim. Ben de çok güzel videolar yapıyorum. Bir dakika ya bir dinlemek istiyorum. Bu konuyu siz bana anlatın. Cumali Bey ile ilgili olan iddiayı. Yani kızını götürüyor otel odasına ve taciz ettiğine dair iddialar var. Siz ne diyeceksiniz? Ben ne diyeceğim? Ben ayın 14'ünde... alışveriş yapıyordum. Kızımın doğum günü vardı. Tam geliyor. Çok mutluyum. Ocak ayının 14'ünde. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hem kız çocuğunun ismini vermeyelim. Hem de hangi ayın 14'ünden bahsediyorsunuz? Olaydan ne kadar sonra ya da önce? Tamam, mum hediye aldı. Dedi ki yarın ben de babamla gelirim doğum gününe. Ben de dedim ki Elif Naz gelmeyin çünkü hani kızım arkadaşlarıyla kutlamak istiyor. Ben de olmayacağım kızım tamam, dedim. Tamam ne kadar hani, önceden ne zamandan bahsediyorsunuz? Tamam halacığım dedi. Bir dakika tamam, ne zamandan dedi. Bahsediyorsunuz? Yarın gökkuşağı ucuzluk Beni duyuyor musunuz? Ne zamandan bahsediyorsunuz? Olaydan önce mi sonra mı bir söyler sonra, misin? Sonra Ocak ayı 14. 2024 Ocak ayında. Tamam. Babam gelecek diye mutluluktan ölen çocuk yarın babam gelecek.
İşte gezeceğiz. Sonunda babam bana vakit ayıracak diye deliren bir çocuktu. Evet. Semra Hanım'a gelince o çocuğu biz kendi çocuğumuzdan üstünden tuttuk. Tamam, bir dakika. O çocuk neden böyle bir iddiada bulunuyor o zaman? Bu kadar babasını seven çocuk. Şöyle söyleyeyim size. Kendi annesi defalarca gecenin yarısı sokağa attı. Gitti amcası gibi getirdiler. Semra'nın yanına gidiyor. İki gün kalıyor, çocuğu evden atıyor. Bu çocuğu bir yere sığdıramadılar. Bu çocuğu hiçbir yere, o çocuğu delirttiler. Madem bu kadar ilgili bir çocuk, bundan iki ay önce Mardin'de "İş çalışıyorum, abisine mesaj atıyor. Ben Mardin'deyim, çalışıyorum abi." diyor. Bir 16 yaşında bir kız çocuğu, soruyorum size, Mardin'e anneden babadan izinsiz nasıl gider? Otele gittiğinden haberim yok diyor da Mardin'e nasıl gönderiyor bu kızı? Bir dakika, bunları söylerken doğru bir şey söylüyorsunuz ama niye bu 16 yaşındaki çocuğu bu anneyi annelere kızmadı da gitti babasına tacizci dedi o zaman? Bir dakika. Onu da hemen size söyleyeceğim. Çünkü babası yuvam yıkılmasın diye kızına çok da ilgilenmedi. Yani çok şey yapmadı. Babasıyla vakit geçirmek bile çocuk için çok büyük mutluluk kaynağıydı. Mesajları da var, her şeyi var. Evet. Ve bir gün öncesinde amcası geldi ve amcasının komşuları da var. Diyor ki ne yaptıysam bunları ayıramadım. Ayırsaydım babamı ev tutacaktı, biz babamla yaşayacaktık. Ben babanın çamaşırını da yıkarım, bulaşığını da yıkarım. Yoldan geldim, babamın hizmetini de yaparım. Ben de bu kadından kurtulurum diyen çocuk. Buna şahit olarak başka insanlar evet, da var. Evet, o kadınları da istiyoruz. Lütfen bağlansınlar. Peki, o kadınlar. Şunu soracağım. Neden otel odasında alkol alıyor ve kızına içiriyor? Kız alkol falan almadı ya. Lütfen, o sadece onun sözüyle şey yapmayın. Sadece o kadın. Peki kendi kızından bu kadar şüpheleniyordu. Ev sahibinin oğluna mahkemede çıkacak. Ama ev dün Cumali Bey alkol içtiğini kabul etti. 200 milyar borcumu ödesin. Anlaşmalı ayrılalım. Ya ev sahibini de bağlayın buraya. Bir dakika. Ev sahibini de bağlayın. Ev sahibi onlar sizin yalanınız. Ya para konusuna girmeyin. Şu an istismar konuşuyoruz. Bunlar para işte böyle. Her şeyin üstüne şunu örtüyorlar. Şunu konuşmak istiyorum. Neden dün Cumali Bey alkol içtiğini kabul etti? Ben bilmiyorum. Evet. Bilemezsin alkol zaten. Alkol kabul etti. Peki hayır, ben sen kendin de söyledin. Alkol içen bir insan değil, nadir diye. Ben alkolü görmedim. Peki sizin eşiniz kendi kız çocuğunu 16 yaşındaki kız çocuğunu otele götürse, birlikte alkol içseler iyi hisseder, hoşunuza gider mi? Tabii ki iyi hissetmem ama anne baba ayrı. Çocuk sürekli yanlışlar yapıyor. Size bir sürü mesajlar geldi. Lütfen onları da yayınlayın. Onu yayınladığınız gibi. Evet evet, yayınlayacağım. Peki amcasına niye böyle söylüyor? Bana dokundu, elledi beni. Siz çocuğunuzu sevmiyor musunuz Esra Hanım? Ben çocuğumu seviyorum. Benim çocuğum babasıyla bilgilenirse o adamı ben ya gebertirim Cumali, yani. Ya Cumali, senin oğlunu bile evet, taciz etti. Evet. Orada kalkmış evet, diyorsun ki. Kanun önünde kanunu kestiği parmak acımaz, kanun neyse odur. O kanun onu çıkacak. Bakın böyle söyleyerek kaçmayın. 16 yaşındaki çocuğun özel bölgesine dokunarak sevmek olmaz. Öyle bir şey yok zaten. Sen ama de bu çocuk söylüyor. Bakın bu çocuk kendi hayatından vazgeçmeyi düşünüyor bu olaylar yaşandıktan sonra. Bu şu çocuk an hala... bu olaylar yaşanmadan önce de bina tepesinden atlayacaktı. Annesiyle kavga yapıp zaten polis tamam, kayıtlarında o zaman var. Gittiği psikiyatristler. Evden kaçtı. Ya senin abinden bir dakika. Bu olaylar yaşanmadan. Bu olay peki gittiği psikiyatristler neden anlattıklarını gerçeğe uyumlu buluyor? Gittiği psikiyatristler gerçeğe uyumlu buluyor da neden tedavi olmuyor? Tedavi olacak bir şey değil. Hayır, tedavi olacak bir tek bir sapık var burada. O da Cumali evet, Bey. Kızdan önce olacak. Şimdi bir dakika. Hayır. Şimdi bakın. Bir insan, bir öz baba kız çocuğuna bir şey yapacak. Biz kız çocuğunu tedavi etmekle uğraşacağımızda önce bakalım o pedofilik iddia edilen bireye ne yapmamız lazım? Değil mi? Önce onu konuşmamız lazım. Yani şimdi öyle kapatırsınız evet, tabii. Ama bunu kapatarak kaçmak olmuyor. Bakın ben şunu söyleyeceğim. Onu bilmiyorum. Bunu yapmıyorum. Bunu söylemiyorum. Bakın iddia otele götürülmez 16 yaşındaki çocuk. Özel bölgesine dokunulmaz. Bu yapıldıysa, bu edildiyse o çocuk deliydi zaten. Tamam madem bu çocuğa hiç bu halde iyi davrandı. Semra Hanım kötü davrandı. Öteki kötü davrandı. Niye onlar hakkında iftira atmıyor da baba hakkında iftira bana atıyor? Bana da atabilirdi. Bana yani niye bakın atmadı? Bunu da siz sorgulayın. Abinizdir. Şimdi ben çok hani şunu da anlamaya çalışıyorum. İnsanın oğludur, çocuğudur, abisidir. İnsan konduramaz. Şimdi hanımefendiyi de şöyle kızıyoruz ama şöyle demek lazım. İnsan abim dediğim, babam dediğim insanlar vardır ve çok güvenilir limanlardır bunlar. Kötü bir şeyi konduramayız ve sonuna kadar savunuruz.
Ama böyle bir şeyin de gerçek olabileceğini unutmayın. Yani bir kız çocuğu çok sevmiş olduğu babasına bu kadar iğrenç bir iftira atmaz. Yani annelere kızgınsa annelere atar iftira. Bakın, onlarla kavga eder. Babaya senedir. Yine babaya başka iftira atar. Hırsız der, para çalıyor der, gider ayırmak istiyorsa seni aldatıyor der. Beni taciz etti demez. Evet. Şimdi orada olabilecek bir şey var, olamayacak şeyler var. Bugüne kadar da babasına herhangi hiçbir iftira atmışlığı, hiçbir şey yok bu kızın. Hı hı. Ben bir katkı sunayım Esra Hanım, siz daha iyi bilirsiniz. Eğer hastaysa kız, değil. Yani bu hastalığı, hı hı. Şöyle yani hı hı. O iftira attı diyelim. Daha sonra bu ifadeyle değişkenlik gösterebilir. Hı hı. Yani ifadesinden kısa bir süre sonra vazgeçebilir. Hı hı. Değil mi? Yani evet, siz daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla şimdi bu kız hala aylardır şikayeti devam eden bir kızdan bahsediyoruz. Hı hı. Yani demin de söylediğiniz gibi bu kadar babasına düşkün olan bir kızın bu kadar aylarca devam eden ısrarla beni taciz etti diye iddia etmesi çok yaban atılır bir şey değil. Tabii, tabii ki biz diliyoruz ki hani Cumali haklı çıksın, beraat etsin. Hı hı. Tabii ki böyle bir şeyin yaşanmamış olmasını hepimiz diliyoruz. Hı hı. Fakat ne yazık ki veriler, emareler, belirtiler çok da öyle görünmüyor. Görünmüyor şimdi. Yani. Çocuk ısrarla, bakın çocuk ısrarla bu şekilde tacizin, aynı Edip Hoca'nın da dediği gibi arkasında duruyor. Vazgeçmiyor. Bir öfkeyle yapılmış olsa, dediğiniz gibi işte anne babayı Semra'dan ayırmak için yapılmış olsa, anlık bir şey söyledim özür dilerim dersin. Olay zaten çok büyüdü. Bak şimdi zaten ayrılıyorlar. E hadi vazgeçsin, evet. O zaman. Niye vazgeçmiyor? Daha da ısrarla, daha da ısrarla hayatından vazgeçecek kadar arkasında duruyor bu söylenecek şeylerin. Bu çok önemli. Bu arada ekip arkadaşlarımız Mersin'de oldu bu olay, biliyorsunuz. Mersin'e gittiler Cumali Bey'in babasıyla görüşmek için. Ailesi bugün programa bağlanacaktı ama orada avukat bey müdahale ediyor. Cumali Bey'in avukatı programa çıkmayın diye söylediği iddia ediliyor. Niye mesela? Yani ben mesela bir konuda çok haklıysam çıkarım programa. Burada karısı bir şeyler söylüyor, çocuğu bir şeyler söylüyor, çocuğun annesi bir şeyler söylüyor ve çıkmayın diyor. Neden? Haksız olduğunuz bir şeyde çıkamazsınız. Tabii o da herhalde avukatı da haksız çıkacağını anladığı için çıkmayın, konuşmayın diyor olabilir. Ama biz bu konunun arkasında duracağız. Çünkü neden sadece Cumali Bey cezasını çeksin ya da çocukla ilgili kurtaralım çocuğu diye değil, başka insanlar da susmasın diye. Susmasınlar. Yani şunu tekrar altını çizmek lazım Esra Hanım. Yani bu arkadaşın serbest kalmış olması onun beraat ettiği anlamına gelmiyor. Bakın insanlar tahliye oluyor, günlerce, hı hı, davalar izliyoruz, takip ediyoruz yakın günlerde bile. Fakat yani bu sonuçta ceza almadığını göstermiyor ki. Hı hı. Tutuksuz yargılanmak denen bir şey var, bir sistem var, bir usul, hı hı, var. Dolayısıyla şimdi Cumali Bey'in buradan ceza alıp almayacağını bilmiyoruz. Zaten biz karar vermeyeceğiz ki. Biz, hı hı, sadece delilleri irdelemeye çalışıyoruz. Evet. Konuları tartışmaya çalışıyoruz ve kamuoyu da aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu. Yoksa tabii, biz yargılamıyoruz yargılanacak neticede. Yargılanacak yani. Kendisi mahkemede, hakimler, savcılar yani hepsini delillerle toplanıp yargılanacak tabii ama ki. Bu konu en azından toplumsal olarak, sadece ailesel bazında bakmayın, toplumsal olarak da önemli bir konu. Maalesef tüm dünyada bu tarz vakalar var. Bazen Hatta istismar vakalarında en yakın tanıdıklarımız bile istismarcı olabiliyor. Sessiz kalmamak adına önemli bir program ve önemli olarak arkasında durmamız lazım. Semra Hanım, size bir şey söyleyeceğim. O gece kız otelde gece 2 gibi arkadaşını arıyor ve çok kötü durumdayım diyor. Evet. O arkadaşını arıyor, sonrası arkadaşına ifade vermek istiyor bu konuda ama siz bu durumu engelliyorsunuz. Bunu bana halasıyla yengesi söyledi. Bir tanıdığımızda onların zaten evlerine, babaannegilin evine çok yakın bir yerde çalışıyor kadın. Görüntülü aradı. Kadın şimdi arayan kişinin kim olduğunu bilmiyor. Ama Cumali çok iyi biliyor. Tabii ki bu işin içinde o da var. O da biliyor kadınla konuşacağını. Kadını da bağlayabilirsiniz. Kadın açtı telefonu, sen kimsin? Bu adam da diyor sen kimsin? Belki 40 kere. Kadın soruyor sen kimsin? Bu diyor sen kimsin? En son telefonu elinden ben aldım. Hatta bu adama da bağırdım. Kadınla ben konuştum. Hı hı. Peki ne konuştunuz? İşte Cumali'ye kızının iftira attığını, böyle bir şey olmadığını. Hatta kadın böyle çok zor durumda kaldı, ağlayarak gitti. Benim yani işlerden... siz dediniz ki bu konu iftiradır, evet, doğru bir şey değildir. Evet. Peki bu aileyle, şimdi demin aileyle birlikte tabii çok tartışıyorsunuz, hı-hı, kavgalısınız. Neden buna dönüştü? Yani siz ne zaman aranız bozuldu? Tam siz tutuyordunuz herhalde önce Cumali. Evet, o bütün zaman mesajlarda halasıyla, yengesiyle, hepsiyle bütün mesajlarımda duruyor.
Arefe günü akşamı biz hastaneden döndükten sonra bu adam bana itirafından sonra bayramın birinci gün ilk konuşan kadın yengesiyle amcası geldiler evden götürdüler. Hı hı. Kendi bütün eşyalarını da hazırladı. Yengesiyle bütün konuşmalarım duruyor. Bunlar gittiler benim telefonum Cumali Biçer adına ya. Gittiler benim telefonumu yeniden çıkartmışlar. WhatsApp'ı yeniden kurmuşlar. Benim bütün mesajlarım gitti sanıyorlar. Hı hı. Halbuki bütün mesajlarım kayıtlı. Hı hı. Böyle de boş boş konuşuyorlar işte. Peki Semra Hanım, sizin hani kendi çocuğunuza tacizle ilgili ne zaman tam şüphelenmeye başladınız? Kurban Bayramı'ndan 10 gün kadar önceydi. Çocuk yanımda uyuyoruz. O zaman daha itiraf etmemişti. Hayır size. Daha itiraf etmemiş. İtiraf etmeden önce bu arada. Evet. Evet. Çocukla uyuyorum. Yanımda yatırdım yani çocuğu biliyorum. 4-3,5 yaşında. Evet. Gece bir ara uyandım. Çocuk yanımda yok. Salona fırladım. Koltuğun birinde kendi oturmuş, birinde çocuk. Çocuğumun eline kendi telefonunu vermiş. Kendi de televizyondan, ekrandan o filmlerden izliyor. Hatta ben bu bacısına da yazmışım. Verdiği cevap bütün erkekler izliyor. Çocuğu yanına alıp niye izliyor bunu? Çocuğu yanıp siz ne yaptınız öyle görünce? Tabii ki o saatte kavga, kıyamet, işte kendi yazıyor ben beddua ediyormuşum. Ben sana başka ne yapabilirim? Bir şey dediğimizi saldırıyor, bizi dövüyor. Hı hı. Sonra siz orada şüphelendiniz. Evet. Sonra? Ondan sonra bununla zaten sürekli kavga ediyoruz. Çocuğu dudağından öpme. Çocuğu hı hı. dudağından öpme. Bu çocuk sürekli enfeksiyon kapıyor. Bir sürü yalanları, içki içildiğini de ben o ara öğrendim. Hı hı. Kurban Bayramı'ndan 10-15 gün önce ben içkiyi de baştan bilmiyordum. Hı hı. 10-15 gün önce öğrendim. Bu da zaten bende artık böyle hiçbir şeye inanmama. Ama buna da böyle güzellikle yaklaşıyorum. İşte anlat falan. Bu şekilde anlattı. Sadece çocuğu öpüp ellediğini söyledi. Ve ben bunu kız kardeşine de yazmışım. Kız kardeşi hatta şunu yazmış bana. Diyor ki onu yapan devamını da. Yani... Ve hepsi her şeyi biliyorlar. Hı hı. Aslında yaptığını. Peki siz kızın ifadelerinde kıza nasıl inanmaya başladınız asıl tam olarak? Bunun söyleminden sonra bu gittikten yaklaşık bir hafta 10 gün sonra ben kadının kocasını aradım. Hı hı. Abi dedim bu olay boşanma davası açacağım çünkü bu alkol meselesi otelde mi olmuş bana anlatılan. Lokantada yenilip içildi. Adam bana her şeyi anlattı. Hatta adam bana dedi ki biz dedi kızı aldık 50 defa sorguladık. Bak kızım Semra ablanı sevmeyebilirsin, nefret edebilirsin. Ama orada da bir çocuk var. Eğer iftira atıyorsan doğruları söyle. Hı hı. Kız her defasında ağlayarak babam bana bunu yaptı demiş. Hı hı. Ve ben de kızla konuştuktan sonra kızın bir cümlesi zaten bana her şeyi özetledi. Peki şunu söyleyeceğim. Kızı karşınıza aldınız, anlattırdınız. Nasıl başladı anlatmaya? Tabii biz çok şu an söyleyeyim çok şey olan yerleri zaten keseriz. Siz anlatın evet. Zaten bizim arkadaşlarımız kesecektir. Kızla biz görüntülü konuştuk. Hı hı. Çünkü ben Tarsus'ta oturuyorum, onlar Mersin'de. Kız bana babasının taksiyle... Şimdi buna nasıl bir taciz olayı başladığını kızın ağzından anlattıracağım ama Cumali'nin babası hattımızdaymış. Nizamettin Bey. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Nizamettin Bey. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Televizyonu kapatır mısınız? Televizyonu kapatabilir misiniz Nizamettin Bey? Televizyon dedim, telefonu kapattı. Tamam, tekrar bağlayalım. Peki Semra Hanım, siz geldiniz, görüntülü konuşuyorsunuz. Ne sordunuz önce kıza? Kızı ilk gördüğümde zaten üvey babası diyeyim bana birçok şeyi anlatmıştı. İlk gördüm, kızım dedim korkma bana her şeyi anlat. Öğrenmek istiyorum ben artık ve ben bu kızla zaten aylardır konuşmaya çalışıyorum. Baba anne, abi, baba bırakmıyorlar konuşayım. Hı hı. Kızın bana dediği babasının Hatay'dan ticari taksiyle Erdemli'ye gelmiş. Babasının aracını almış, kızı almış direkt otele. Otele giderken de... Direkt yani bir yerde yemek yememiş. Hayır, hiçbir yerde durmamışlar.
Direkt otele gidilmiş. Yolda giderken de otelciyi aramış. Klimayı açın demiş. Peki kıza ne demiş? Biz niye otele gidiyoruz yani? O kadarını bilmiyorum. Kızın da haberi yok nereye gideceğinden. Aha. Kendisi alıp direkt götürmüş. Aha. Ondan sonra işte odaya girmişler. Yemek yenmiş. Bu alkol alınmış. Kıza diyor ki Semra abla şu kadar diyor. Korktum diyor. Bir tuhaf oldum diyor. Şu kadarcık az bir şey aldım diyor. Özür dilerim. Otelin restoranında değil mi? Hayır. Restoran falan yok. Otel direkt odasında. Otel odasında tamam. Yenilip içiliyor. Tamam, evet. Tamam pardon. Ondan sonra... şey filmlerden izliyormuş. Ondan hayır, sonra kızın yanında önce uygunsuz içerikli film evet. izliyor. Kızı yanına çekiyor. Çift kişilik biri diyor abla diyor. Tek kişilik yatak vardı diyor. Çift kişilik yatağı beni çekti diyor. Onca kızın tikleri var sırtında biliyoruz. Kızın tikleriyle oynamaya başlıyor. Tik ne tiki var kızın? Ya kızın sırtında benim de tiki var işte. Kılıklanıyor filan. Yani yapma baba falan. Ondan sonra bir şey olmayacak. Kızın ifadesinde de bu var evet. zaten. Şimdi ben devamını şey yaptırmayayım. Evet. Çünkü çok kötü. Artık devamını dinlemeyelim. Hepsini ben sadece şunu söyleyeceğim. Yani bunu size anlattığında siz zaten kızın yani kızın psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir şey. İntihar sonra, etmeyi düşünüyor daha ne olsun. Sonra peki sonra ne oldu? Ben size anlattı her şeyi. Hatta o gün benim için küçük kızım durmuyordu. Tam olarak dinleyemedim. Bizim bir akrabayla, kızın da arkadaşı vardı hatta yanında, o da dayanamadı çıktı. Bir iki gün sonraydı tekrar görüntülü konuşmaya başladık. Kız orada yine aynı şekilde her şeyi aynen anlattı. Ve hı-hı. orada bir cümle söyledi. Hı-hı. Kıza yaptığı bir hareket. Ben orada telefonu kapattım zaten. Üç gün boyunca kendime gelemedim. Sürekli bir mide bulantısı yaşadım. Hı-hı. Evet. Yani aslında şunu söylemek istiyor. Bunu daha gayet kapalı şekilde söylemeye çalışacağım. Semra Hanım'la birliktelik sırasında yaptığı özel bir şeyi o kıza da yaptığı evet. için ben diyor bundan anladım diyor. Yani asıl ilk anlama olayı bunu yaptığını oradan anladığını ve bunun yalan söylenemeyecek bir şey olduğunu evet. söylüyor. Bu arada kızın annesi İlkeş hattımızda. Merhabalar. Merhaba. Şimdi eski görümceniz de bağlandı. Çok sinirliydi. Daha başka yenge herhalde dediğiniz evet. kişi de bağlandı. Ve dediler ki aslında kıza iftira atıyorlar. Kızın hiç kız kocaya yani bizim kardeşimize iftira atıyor. Kızla hiç ilgilenmediler. Dışarı attılar. Dışarıda olduğu için kızın psikolojisi bozuldu. Böyle şeyler söylüyor. İhmal ettiler kızı diyor. Ne demek istiyorsunuz ya, buna? Ben kızım benimle kalıyordu. Semra Hanım da kendisi biliyor. Arada zaten Semra Hanım'ın yanına gidiyordu. Hani o da biliyor hani benim onun ne kadar düşkün olduğumu, ne kadar ilgilendiğimi ama bu çocuğumu buralara alıp götürürken hiçbir bilgim haberim yoktu. Aha, ama kendi annesinin babasının bu şahsın haberi var. Kendi annesinin babasının arabasını alıyor. Hı-hı. O mesela kayıtlarında arabanın şeyi çıkıyor. Sen niye otele götürüyorsun diye o zaman kendileri itiraz etmiyorlar. Aha. Ne işin var senin 20 dakikalık mesafede otele götürüyor çocuğu? Evet. Diyorlar. Hayır. Yalan söylüyorlar. 4 senedir ben evliyim. Hayır, kesinlikle hayır, yalan. Hayır. Hiç öyle bir otel Semra motel Hanım'la, hiç bugüne kadar olmadı. Semra, İlk defa oluyor. Semra Hanım'la efendim? Paylaştı eve götürüyordu tamam. Hı-hı. Semra Hanım'la kaldıkları eve götürüyordu. Babasının evet. evinde kalıyordu çocuğum. Aha. Hafta içi okuyor olduğu için yanımda hafta sonları 2 günlüğüne gidiyordu. Ama hiçbir zaman böyle bir şey otele götürmez diyorsunuz. Ama otele götürürken hiçbir şekilde söylemedi. Hiçbir bilgim yok. Peki ben öyle size de soracağım. İzin verir miyim? Peki şimdi hiç taraflı davranmadan konuşmaya çalışıyorum. Siz kızınızın hiç yalan söylediğinden şüphelendiniz mi? Hayır. Hayır. Hı-hı. Çünkü çocuğum çok kötü oldu. Hani o kadar acı çekti ki çocuğum. Defalarca anne ölmek istedim ama ölemedim dedi. Hı-hı. O yüzden de siz bu konuda doğru olduğuna tamamen inandınız kızınızın. Evet, ben iş yerindeyken aradı beni, anne ilaç içtim dedi. Aha. Niçin ilaç içtin kızım dedi. Anne artık ben kaldıramıyorum, dayanamıyorum dedi. Aha.
ne oldu annem diye söylediğinde de ben artık direkt hemen onu alıp karakola götürdüm. Çocuk şubeye götürdüm. Çocuk şubeye götürdünüz. Orada Esra şikayetçi oldunuz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada şunu sormak istiyorum. Hemen söyleyeceğim Semra Hanım. Tüm tahliller yapıldığında sonuç ne çıktı? Sonuçlar şeydi. Üniversite hastanesine gönderdiler. Araştırma hastanesi olduğu için. Evet. Orada başhekime varıncaya kadar dosyası, raporları, her şey incelendi. Başhekim öyle bir sinirlendi ki dosyayı böyle suratlarına fırlattı doktorların. Daha dedi neyini ispatlamaya çalışıyorsunuz dedi. Bunu mu bir de bana onaylatıyorsunuz deyip sinirlendi yani. 16 yaşındaki bir çocuğun başına bu gelmiş. Siz bir de bana bunu mu gösteriyorsunuz deyip dosyayı fırlattı. Peki yani o dosyada ne vardı? Yani çıkan adli kontrolde sonuç ne olmuş? Mesela istismar yaşanmış mı ya da bu tarz bulgular? Evet sonuç aynen. Evet, sonuçlar vardı ama şöyle bir sıkıntı oldu. Bu dosyayla ilgili bazı şeyleri sildirdiler. Sildirdiklerini iddia ediyorsunuz. Avukatı yaptı. Böyle bir şey olabilir mi Edip Bey? Evet. Yani şimdi maalesef bazen işte yozlaşmış insanlarla karşılaşmak mümkün bilemiyorum. Yani iddia etmiyorum öyle bir şey de söyleyemem. Fakat şu var. Yani oradaki raporda işte bir tecavüze maruz kaldığına dair bir bulgu elde edilmemiş olabilir. Bu çok önemli değil. Yani önemli fakat 16 yaşında bir kız belki başka arkadaşlıkları da kurmuş olabilir. Burada iddia doğrultusunda anlatılan şeylerin detayları zaten böyle bir sarkıntılığın olduğunu gösteriyor. Yani onun için o rapor bana göre tek başına yeterli bir kriter değil. Hocam bir de şöyle bir şey var. Sözünüzü bölüyorum ama. Buyurun. Benim kızım aşırı şekilde babasına düşkün bir çocuk, çok seviyordu babasını. Evet. Evet. Doğru. Evet. Bir de böyle bir şey. Neden bu şekilde iftira atsın? Esra Peki, Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Siz Semra Hanım bütün bu adli süreçlerde özellikle eşinizin ilk 6 ay yanında olurken avukatlarla da görüşünüz hatta bir tane ifade verecek kişiyi bir nevi tehdit edip uzaklaştırdınız. Doğrudur. Böyle bir şey yapılmış olabilir mi? Nasıl yani? Saklanmış olabilir mi ya da bir şekilde? Valla o avukat her şeyi yapabilecek bir şeyde bir avukat yapar. Şimdi ben şöyle bir açıklama yapabilir miyim? Yani ihtiyaç hasıl oldu. Evet. Bakın şimdi hanımefendi dedi ya işte kızın anlatımlarında iki kişilik bir yatak. Yani tek bir yatak. Evet. Bu bana göre bir belirtidir. İki. Semra Hanım'ın açıklamasında işte çok özel olarak benle uyguladığı bir şeyi onunla uyguladığını anlattı dedi. Bu da çok önemli bir veridir ve tanıklığı var. Evet. İşte ellediğine dair böyle bir açıklama yaptığına dair Cumali'nin. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde bir kere sarkıntılık cepte bana göre. Net tabii. Yani. Şimdi burada rapor işte. Bir daha sorar mısın? Toplantılı halde böyle şeyler sürekli biz saplantılı halde. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika bir anlayalım. Yani şöyle. Bir saplantılı halde porno bağımlılığı var. Evet. Bir araya geldiğinde bir şey belirti olmaktan çıkıyor, delil haline geliyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Evet Semra Hanım. Bu kızın bir tane arkadaşı var, aramış kızı, demiş ki gelin sizi tatile götüreyim. Kız da bana söylüyor aynı şekilde öbür kız. Demiş ki kız Semra abla da gelecek mi? Yok demiş işte benim küçük kız orada durmaz, beraber gidelim. Ben gelmeyeceğim için o kızlar vazgeçmiş. Bu adam da bana, bu adam belgelerim de var elimde. Maraş, Hatay, deprem bölgelerinde çalışıyordu. Bir hafta sonra tutturmuş ben Mardin'e gideceğim. İşte şu ayakkabımı, şu tişörtümü. Normalde iş ayakkabısıyla gidiyor işe. Spor ayakkabısı evde kalır. Onları artı 700 milyona bana bir parfüm aldırttırdı. Kendine parfüm aldırttırıyor. Evet kaç senedir hatta ben almışım kullanmaz oğluna verir pasaklının tekidir. Kızları kandırıp tatile götürecekmiş ya bana 700 milyona parfüm aldırttırıyor. 700 TL'yi parfüm aldırttırıyor ki kendi o kızlarla kaç yaşında kızlar? İkisi de 16 idi. 16 yaşında kızlarla tatile gitmek için. Öbür kız da mı yalan söylüyor? Peki Semra Hanım mesela Edip Bey size de soracağım. Semra Hanım hem bu cinsel süreçlerin benzemesi hem aynı yatakta yatmaları bu tarz şeylerle ilgili ifade verse davanın seyri değişir mi? Tabii ki ben zaten dün konuştuğumuzda sormuştum sizin tanıklığınız var mı bu olayda diye. Çünkü tanıklığı doğrudan doğruya yaşanan bir şeyle alakalı. Ve bu tip olaylar da zaten Yargıtay şahitlerinde da vardır. Yani hiçbir kadın ya da çocuk
kendi aleyhine bir iftira atmayı kendi iffetine ve namusuna yakıştırmayacağı için atmaz. Hı hı. Dolayısıyla onların söylemi bir karinedir. Yani suçun işlendiğini evet. gösterir. Bunun birebir göz tanıklığı yani görgü tanıklığı söz konusu olmayabilir. Hı hı. O nedenle Semra Hanım'ın anlattıkları çok önemli. Ve bu olayın seyrini de bana göre değiştirir. Ben... Çünkü mevcut veriler değiştirmeye yeterlidir. Semra Hanım siz hiç dilekçe ya da ifade verdiniz mi? Ben 13 sayfa bütün yaşadıklarımı kızı dinledikten sonra adamın bana yaşattığı her şeyi 13 sayfa dilekçe yazdım. Avukatım aracılığıyla Erdemli Savcılığına gönderdim. Gönderdiniz. Erdemli Savcılığında. Artı Tarsus Savcılığını da verdim. Aha. O bütün savcı ve hakimleri buradan göreve davet ediyorum. Biz de Erdemli Savcılığına, Erdemli Adliyesi'ne söyleyelim. Yani sonuçta biz de bu davanın arkasındayız. Eğer bu davada gerçekten bir kız çocuğu bu şekilde tacize uğramış ve siz de bu adama hiç ceza vermeden yollarsınız, biz bunun peşinde oluruz. Sonuna kadar da duyururuz. Arkasında da dururuz. Yani o yüzden bu dava incelenirken çok önemli. Diğer insanlar da bu şekilde kendilerine savunurken arkalarında bir destek olarak görmeleri için de çok önemli. Lütfen hani bu dava çok detaylıca incelensin ve gerçekten hakkaniyetli bir şekilde bakılsın ve görülsün.